Ve bu geceki son konuklarımız 6 Nokta Köyler Vakfı Başkanı Oya Sebük. Hoş geldiniz Teşekkür efendim ederim, ve Eşref Armağan Ressam. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok mersi. Teşekkür ederiz. Eşref Bey eğer izin verirseniz önce Oya Hanım'la başlamak istiyorum ben. Tabii, Neden 6 e, Nokta? Neden altı nokta? Vakıftan bahsedeyim biraz Lütfen istiyorsunuz? Lütfen biraz hem yani Gönl ne gibi çalışmalar yapar, neler evet, yapar? çok teşekkür ediyoruz. Altı Nokta Körler Vakfı Türkiye'nin aşağı yukarı en eski vakıflarından biri. 1972 senesinde kurulmuş. Vakıfın kuruluş amacı Altı Nokta Körler Derneği'nin daha sonra vakıf haline dönüşmüş şekliyiz. Ee, ve de kuruluş amacı Reşit Paşa'da bilmiyorum dinleyici siz hiç biliyor musunuz Emirganda Reşit Paşa'yı çok iyi Reşit iyi. biliyor musunuz biliyor. çok iyi. Ee, orada bizim bir rehabilitasyon merkezimiz var. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilmiş 10 dönümlük bir arazi üzerinde bu rehabilitasyon merkezi erişkin görmezlerin rehabilite edildiği bir merkez. Hmm. Ee, buradaki amacımız gö görmezleri 18 yaş ve üstü Rehabilite etmek, onların kendi kendilerine özgüvenlerine kavuşmalarını, günlük yaşamlarını kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamak ama hepsinin üstünde de meslek edilmelerini temin et, edebilmek gibi hedefleri var. Peki tedavileri konusunda yardımcı olabiliyor musunuz? Tedavi bağlamında bir yer değil. Bu sadece bir rehabilitasyon merkezi. Hı hı. İstanbul'daki, bir, Ankara'da da bir benzeri var. Bir de bu Türkiye'de iki tane bu merkez. Dolayısıyla ben teşekkür de etmek istiyorum size. Çünkü çok izlenen bir program. Ve Türkiye'nin her yerindeki görmezlerimize de bu fırsatla bu de, evet size ulaşmak nasıl ulaşabilecekler. arkadaşlarımız sizin e-mail adresinizi falan aldılar mı? Aşağıda ee, onu da verelim. Olması lazım gönderdiğim dokümanların içerisinde. Tamam şimdi Onu verebileceklerdir da. ama bir görmezin altı nokta körler rehabilitasyon merkezine gelmesi için kendi yaşadığı şehirdeki sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna başvurması gerekiyor. Hı hı. O Ankara'daki genel müdürlüğe gidiyor bu başvuru ve daha sonra da bizim merkezimiz tarafından değerlendiriliyor. Eğitmenler ve psikologlar tarafından yatılı bir okul. Buradaki çocukların beş buçuk aylık falan bir dönemleri oluyor. Ve geldikleriyle giderlerken çok farklı insan olarak ayrılıyorlar. Hem tabii ki kendine güvenleri geliyor. Evet. Hem bir meslek ediniyorlar. bir evet. niyetleri ortaya çıkıyor. Hem de belki daha sonra da iş buluyorlar ve evet. e, daha rahat bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Eşref Bey, Türkiye'de belki e, bilmiyorum yanlış mı söyleyeceğim ama daha az tanınıyorsunuz ama sizi dünya çoktan keşfetmiş. Biz yeni ayakta uyuyormuşuz değil mi? Evet. E, maalesef öyle. <laughs> Gel ben de biraz evvel uyuyordum. Bekler yayını beklerken evet. de e, maalesef bizde böyle. Her yani günaydın diyecektim size. Dedim e, günaydın. Dedi. Günaydın. <laughs> nasılsınız görmeyeli? İyiyiz valla Siz nasılsınız görmeyeli? Vallahi iyiyiz. Siz doğuştan görmüyorsunuz, değil mi? Anadan doğma sol gözüm zaten yok. Sağ gözde de görüş yok. Hiçbir şekilde yani, görüş yok. Fakat yok. resim yapabiliyorsunuz. Şimdi resim yapabiliyorum yalnız bu e, anadan doğma görmez bir insan resim yapıyor, nasıl yapıyor dendiği zaman bu hemen böyle kağıt kalemi alıp hemen bir şey yapmış. Hmm. Yani böyle bir şey değil. Biliyorum burada 50 var senedir, zaten. Siz hani renkler menkler hani hiçbir şey görmeden. Tamam. Ben 50, senedir, 50 senedir e, yalnız şu lazım. Baştan insan yaşadığı dünyayı merak ediyorsa ne durumda olursa olsun o şeyi eğer gözü görmüyorsa elleriyle elleyecektir. E ne bileyim yani bir kendine bir e, bulacaktır onu öğrenme şeyini. Ben yaşadığım dünyayı merak ettim, resim yapayım falan diye başlamadım. Böyle bir şey hiç aklımda yoktu. John'la tanışana kadar. Sadece ellerimle ellediğim şeyleri yapabilir miyim diye bir çabaya girdim. 12 yaşında babamın tahta üzerine kazıdığı bir e, kelebek resmiyle Model olarak koydum ve onu elleyerek e, model olarak sol tarafa, sağ tarafa kartona o zaman çiviyle çiziyordum. Ben herhangi bir çizgi kullanmıyorum. Sert bir cisim bana yetiyor. Hı -hı. Yeter ki parmağımın anlayabileceği çizgi olsun. Öylelikle başladım. Bir şeyi öğrenirken önce o şeyin nasıl durduğunu bir kere sormam gerekiyor. Mesela burada hani halı ören bir kadın hmm. falan da evet. Nasıl? Şimdi bak o, an anlatayım şey ben size. Ee, nasıl durduğunu, isminin ne olduğunu, hangi renkte olduğunu, hangi renkte olabileceğini ve kaç yönden, altı yönden nasıl görünebileceğini eğer resim yapacaksam öğrenmem lazımdı. Ben yaptığım her şeyleri insanlardan öğrendim. Yani ben bir şey yaptığım zaman insanlara gösterdim. Nasıl olmuş? Tepkilerine baktım. Aa harika olmuş dediği zaman dedim tamam ben bu işi yapıyorum. Peki görmeden böyle çok boyutlu resimler çizebiliyorsunuz. Bunu e, zihninizde nasıl tasvir ediyorsunuz? Benim ellerimle ellediğim yani kabartma çizgisini ya da küçük maketini ellerimle ellemediysem onu düşünmeme, tasavvur etmeme bir imkan yok. Mutlaka onu kabartma olarak inceleyeceğim ve insanlara detaylarını soracağım. Biraz evvel söylediğim gibi nasıl durduğu rengi, ismi, altı yönden nasıl görünür bunun kabartması gerekiyor. Mesela e, ismini tabii ki söyleyemiyoruz ama şimdi e, bir otomobil firmasının yeni çıkacak olan modelinin. Evet ben söylesem reklama mı giriyor? Söyleyemezsin <laughs> <laughs> işte. <laughs> 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 Resmini yapmışsınız. Evet Hatta İnternette bu, zaten internetten zaten izlerler. İnternetten de yayınlanmaya evet, başlamış e, ve inanılmaz evet. e, tıklanıyormuş. Bakın inanın bir şeyden. içeriye girerken bakmayacağıma da yemin ettim. Onu hiç kimse görmedi daha o arabayı. Bir tek ben gördüm. Abisi mı yapmışsınız. E, so, i̇zleyin şeyi videoyu. Reklam videosunun sonunda yapılmış tablo var zaten. Tam olarak çok beni çok çünkü serin. kamera hiç ayrılmadı yanımdan. Devamlı e, nasıl yapıyorum baştan sona 8 gün sürdü. Peki renkler falan mesela bu ağaçların Hı, hani bu serin. şekilde yeşilden sarar, şimdi, sarıya gitmesi işte hani bu e, sonbahar resmi artık. Mesela bakın bir deniz manzarası yaparken ben Sorduğum zaman kişilere, bir manzara önünde, bir deniz önünde oturuyorum. Sorduğum zaman bana koyu maviden açık maviye doğru yakınlaştıkça bize doğrusu rengin açıldığını söylediler. Ama sırf maviyle değil, mesela kurşini de görünebileceğini söylediler. Onu niçin dediğim zaman hava bulutlu için, olduğu için kurşuni göründüğünü söylediler. Mesela ben bir elmayı yaptığım zaman, ilk zamanları... Gölgesini de yapıyordum. <laughs> Bana öğretmişlerdi. Yalnız kırmızı boyuyordum mesela elmayı. Gölgeyi de kırmızı boyuyordum. Bir gün babama götürdüm. Baba dedim. Ya bak dedim şu elma, elma nasıl olmuş dedim. Gölgesiyle yaptım dedim. Babam baktı baktı. Oğlum dedi iki tane elma yapmışsın dedi. Yok dedim baba orada bir elma var dedim. Oğlum dedi gözüme mi inanacağım sana mı dedi. İki tane elma yapmışsın işte dedi. Niçin öyle söylüyorsun dedim. Dedi ki kırmızı dedi yapmışsın gölgeyi dedi. <laughs> E peki dedim, baba dedim, gölge ne renk olur dedim. Babam bir kaldı böyle. Aa ne renk olur gölge dedi, oğlum dur bakayım dedi. Hakikaten ne renk olur gölge dedi. Şimdi o da bir dur, bir şaşırdı. Hmm. Ondan sonra bana anlatmaya çalıştı. Çevreme de soruyorum tabii. İşte elma kırmızıysa onun durduğu taban ne renkse o tabanın koyulunda olacağını. Ben de gölgenin öyle olunca düşündüm yani <laughs> gölge renk olunca şu renk olur bu renk olur diye bir şey yok. Ve bir, bir şey okumak istiyorum ben önümdeki notlardan çünkü ben gerçekten sizin hayat hikayenizden çok etkilendim ve burada hani bizim ayakta uyumamıza da çok üzüldüm. Şu, yani hani bu sonuçta gerçekten bu marka olmasaydı, bu arabalar olmasaydı belki de bilemeyecektik sizi. Onlar sizi buluyorlar ta İsveç'ten. Bakın, Biz burada bulamıyoruz. Bakın 20 seneden beri ben çıkıyorum Kesin. televizyona. Evet. Discovery Channel ve Harvard Üniversitesi. Beni i̇şte şimdi şu Harvard'ı okuyacağım ben de size izin verirseniz. Hı hı. Resimleri soyut değil Resimleri soyut da değil, canlı parlak, gerçek kelebekler, yüzler, göller, dağlar, evler çiziyor. Bunu nasıl başarıyor? Hem de bugüne kadar onlardan birini bile gerçekten görmeden. Eğer armağan gören biri gibi çizebiliyorsa çok büyük bir soru geliyor akla. Beyin akıldaki görüntüleri sadece o görüntüler göründüğü zaman değil, görünmediğinde nasıl kuruyor? Harvard Üniversitesi'nden Profesör Doktor John McKennedy, armağanla ilgili ilk sonuçları Türkiye'de yaşayan Amerikalı İngilizce öğretmeni John John, John John Erangel ile paylaşmış. Şimdi Harvard Üniversitesi'ndeki bir profesörün dikkatinizi e, dikkatini çekiyorsunuz ve sizi oraya çağırıyorlar incelemede bulunmak tabii, tabii. için. Daha sonra sizi MR'a mı sokuyorlar? MR cihazına 7 saat girdim. 7 saat mi? Göz, göz makinalarında 2 saat e, bilgisayarlarla bakıldı. Ama bir o beynin e, yani görme duyusunun olduğu yerde, beyinde sizde bir hareketler varmış Bakın şimdi değil mi? Bakın şimdi ben ben tabii böyle bir şey ben yapıyorum ama ben de kendim nasıl yaptığımı bilmiyorum. Sadece parmaklarımı koyduğum zaman bir şeyi başlıyorum çizmeye. Makinenin içindeyken benim elime 20'den fazla çeşit şey getirdiler. Küçük küçük maketler. Biliyorsunuz sokuyorlar sizi arka üstü yatırıyorlar, bağlıyorlar kafanızı. Bir eller dışarıda kalıyor dizinize kadar kapalı.